Merhaba arkadaşlar. Uzun bir aradan sonra tekrar birlikteyiz. Annemin Elleri Örgü kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bu videoda sizlere Alize Pufe'nin ipini kullanarak atkı yapımını anlatacağım. Yapacağımız atkımızın modeli lastik örgü modeli olacak. Hemen ipimizin de numarasını sizlere göstermek istiyorum. Bakın burada yazıyor. 62 Şimdi hemen Şöyle ipimizi açıyorum. Evet arkadaşlar ipimi açtım. Sıra başındaki ilmeğim kapalı. Hemen onu çıtlatarak açıyorum. atkımızı örebilmek için de 13 ilmek sayıp işaretimi koyacağım. 11, 12 ve 13 ilmeğimin hemen bitimine işaretimi koyuyorum. Şöyle ters çeviriyorum. Bakın 13 ilmek saymıştık. İlmeklerimiz sol tarafta. Yumaktan gelen iplerimiz sağ tarafta. Elimle şöyle soldan tutuyorum. Yumaktan gelen iplerimi arkaya alıyorum. Sıra başında ilk ilmeğimizi düz örüyoruz. Arkadaki ilmeği öndeki ilmeğin içerisinden geçirip yukarıya çekiyorum. İşaretimi de alıyorum. Örgümüz lastik örgüydü. Bir ters, bir düz örerek devam edeceğiz. Şimdi ters örgümüze geçiyoruz. Bunun için arkadaki yumaktan gelen ipimi şöyle küçük bir hareketle öne alıyorum. Bakın ikisi üst üste geldi. Öndeki ilmeği arkadaki ilmeğin içerisinden geçirip yukarıya çekiyorum. Ters örgümüzde yaptık. Şimdi düz örgümüzü yapıyoruz arkadaki yumaktan gelen ipimi öndeki ilmeğin içerisinden alıyorum şimdi arkadaki örgümüzü yapacağız bakın öne alıyorum ters örgümüzde yaptık bakın şöyle yuvarlak bir şekil oluşuyor ters örgülerde düz örgümüzü zaten biliyorsunuz. Düz örgün nasıl örüldüğünü de başka bir videoda anlatmıştım. Oradan da izleyebilirsiniz. Şimdi tekrar devam edelim. Düz örgümüzü yapıyoruz. Arkadan öne veriyoruz ilmeği. Bir sonraki ilmeğin bakın şöyle. Bu yumaktan gelen ipimiz. Sol elimle tutuyorum. Bakın bu ördüğümüz 13 ilmek çıkarmıştık. Karıştırmayalım. O ipimiz önde duruyor. Arkadan gelen ipi öne sol elimle alıyorum. Bir sonraki ilmeğin üzerine geliyor. Yani böyle çok hareketli yapmaz, yavaşça yaparsak zaten birbirinin üzerine gelecektir. Önden arkaya ilmeğimi veriyorum ve ters örgümü yaptım. Şimdi düz örgümü yapıyorum. Arkadan öne alıyorum. ters örgümü tekrar yapıyorum. öne aldım. Bakın şöyle yapalım. Daha net görmeniz için bunu biraz yavaş yapacağım. Bakın. Öndeki ilmeğimi elimle tutuyorum. Sol elimle arkadaki ipi öne alıyorum. Bakın tuttuğum ilmeğim arkada parmağımın üzerinden bakın geliyor. Arkadan getirdiğim ip önden arkaya ilmeğimi veriyorum ve yukarı çektim. Ters örgümüzü yaptık. Tekrar ipimi arkaya alıyorum. Yani bu yumaktan gelen ipimiz arkadan öne ilmeğimi alıyorum. Düz örgümü de yaptım. Tekrar ters örgüye geldik. İpi öne alıyorum. Önden arka Bakın. Şimdi düz örgü arkadan öne. Ters öne alıyorum. 2 ilmek birbirinin üzerine geliyor. Önden arkaya ilmeğimi veriyorum ve yukarı çekiyorum. Şimdi düz örgümle sıra sonuma geldim. Şöyle bir de bakalım. Ters örgülerimiz yuvarlak, düz örgülerimiz uzun. Birinci sıramızda ne yaptık? Bir ters, bir düz, bir ters, bir düz. Sıramızın sonuna kadar devam ettik. Yaptığımız işlemi daha net anlayabilmemiz için de şöyle kağıt üzerinde de gösterelim. Hemen alıyorum. Şöyle koydum. Şimdi ne yaptık? Birinci sıramızı sağdan sona doğru başlattık. Sıra başında bir tane düz ördük. Ters örgüleri farklı kalemle yapacağım. Bir tane ters ördük. Bir tane düz ördük. Bir tane ters ördük. Ve sıra sonumuza kadar böyle devam ettik. Örme şeklimizi değiştirmiyoruz. Aynı devam edeceğiz. İkinci sırayı ördüğümüzde de tekrar nasıl yaptığımızı gösteririm. Şimdi örgümüze devam edelim. Örgümü alıyorum. Birinci sıranın sonunda kalmıştık. Yumaktan gelen iplerim arkada. Sıra başında bir tane örüyoruz. Bakın burada hemen yumaktan gelen ipimi düz örgü yapacağım. Arkadan öne veriyorum. Yukarıya çekiyorum düz örgümü yaptım. Şimdi ters örgümü yapacağım. Bakın çok hafif bir hareket yani çok fazla değil. Şöyle atıyorum. Hemen önden arkaya ters örgümü yapıyorum. Şimdi düz örgüm. Bakın yuvarlak ters örgü. Şöyle alıyorum. ters örgümü yaptım. Sağ elimizle böyle arkadan gelen ilmekleri biraz hareket verirsek fazla dönmez. Örgümüz de rahatlatır. Bakın şimdi arkadan öne düz örgümü yapıyorum. Ters örgümü. Bu sefer sağ elimle alıp öne getiriyorum ters örgümü yaptım bırakıyorum şimdi düz örgümü yapıyorum elimle bakın şöyle ipimi öne alıyorum önden arkaya ipimi veriyorum ters örgümü yaptım bırakıyorum düz örgümü yaptım ilmeklerimi elimle öne getiriyorum ters örgümü yaptım bırakıyorum. Düz örgümü yaptım. Öne alıyorum. Önden arkaya ilmeklerimi geçiriyorum. Ters örgüm. Sıra sonunda bir tane de düz örüyoruz. İkinci sıramızı da bitirdik. Şimdi üçüncü sıramıza geçiyoruz. Aynı işlemi tekrarlıyoruz. ikinci sıramızda Önce bir netleştirelim ne yaptık? Ters örgülerimizin üzerine ters, düz örgülerimizin üzerine düz ördük. Tekrar ters, düz, ters, düz. Bakın şöyle lastik görüntüsünü de elde ettik. Dilerseniz bunu da yazalım. İkinci sıramızı soldan sağa başladık. Sıra başında bir tane düz ördük. Hemen diğer kalemimi alıyorum. Bir tane ters ördük. Bir tane düz ördük. Bir tane ters ördük. Şöyle fazla yazmaya gerek olmadan göstermek istiyorum. Düz örgülerimizin üzerine düz, ters örgülerimizin üzerine ters yaptık. Düz örgülerimizin üzerine düz, ters örgülerimizin üzerine ters yaparak sıra sonumuza kadar devam ettik. Şimdi üçüncü sıramızı da sağdan sola başlayacağız. Aynı işlemi tekrarlıyoruz. Yani düz. Renk değiştirmeyeceğim şimdi. Ters. Düz ters yani düzlerin üzerine düz terslerin üzerine ters hiç değiştirmiyoruz modelimize bir ters bir düz bir ters bir düz tamamen kendi sırası üzerinde devam edecek lastik görüntüsünü elde edeceğiz şimdi üçüncü sıramızı örerek devam edelim sıra başında da şöyle bir tane düz örüyoruz tekrar ters yapıyorum ipimi öne aldım önden arkaya veriyorum bu sırayı biraz hızlı öreceğim sizin daha net görebilmeniz daha iyi anlayabilmeniz için yavaş anlatmaya çalışıyorum umarım sıkılmıyorsunuzdur Bakın şöyle önden arkaya alıyorum arkadan öne alıyorum Şimdi ters örgümü yapıyorum. Düz örgümü yapıyorum. Şimdi ters örgümü yapıyorum. Arkadan öne köşe başında da düz örgümü yaparak üçüncü sıramı da bitirdim. Evet arkadaşlar bir ters bir düz bir ters bir düz devam ederek siz ayrı ben ayrı örelim. Birinci yumağım bittiğinde ikinci yumağı nasıl bağlayacağımızı da sizlere göstermek istiyorum. Ben atkı yaptığım için biraz uzun olacak bizim örgümüz. Sizler uyumluk yapmak isterseniz biraz daha kısa tutabilirsiniz. Şimdi hadi örmeye devam edelim. Sıra başında bir düz örerek dördüncü sırama başlıyorum. Son ilmeğimi de örüyorum. Sıramın sonuna geldim. Burada dört tane ilmeğim kaldı. Birinci yumağı bitirdim. Şimdi ikinci yumağı bağlamam gerekiyor. Nasıl bağlayacağız? Sizlere göstermek istiyorum. Bakın diğer ipimi aldım. İkisinden de böyle iplerim uzun. İkisini birlikte bağlayacağız ama arasındaki boşluklar diğer ilmeklerimizin arasındaki boşluklar kadar olacak hemen birleştirelim. Bir tane düğüm atıyoruz. Sıkıştırıyoruz. Şöyle bakalım. Bu ipleri tığ yardımıyla örgümüzün içerisinden kaybedebilirsiniz veya kesedebilirsiniz. Ben şimdi keseceğim. Birinci ipimizi bitirdiğimizde atkımızın uzunluğu 56 santim oldu. Şimdi ikinci ipimize başlıyoruz. Aynı şekilde öreceğiz. Yani bir ters, bir düz. Üçüncü yumağımı da bitirdim Ve sıramın sonuna geldim Atkımın uzunluğu 1 metre 93 santim oldu istediğim uzunluk olduğu için atkımı örmeyi burada bırakıyorum İlmeklerimi kapamaya geçmeden önce Ördüğümüz sırada bakın şöyle İlmeklerde hatalar yapabiliriz burada ben bir hata yapmışım Peki böyle bir hata yaptığımızda nasıl düzelteceğiz onu da sizlere göstermek istiyorum Bakın çok basit hemen Ördüğüm ilmekleri hatalı olan ilmeğe kadar söküyorum. Söktüm. Bunu böyle bakın sağ tarafa çevirip örmüşüz. Hemen onu düzlüyorum. Bir sonraki ilmeği içerisinden alarak yukarıya kadar öreceğim. Onların da düz olduğuna dikkat ediyorum. Şöyle açarak bakıyorum. Evet, hatalarımızı da böyle düzeltmeyi öğrendik. Şimdi ilmeklerimizi kapamaya geçebiliriz. Bunun için yumaktan gelen ipimiz değil, diğer köşeden ilmekleri kapamaya başlıyoruz. Sıra başındaki ilk ilmeği alıyorum. Bir sonraki ilmeği içerisinden geçiriyorum. Yukarıda böyle örgü görüntümüz oluşuyor. Bir sonraki ilmeği bekleyen ilmeğin içerisine veriyorum. 是的。Sure. Sıramı bitirdim. Hemen bakın şuradan şöyle çıtlatıyorum bir tanesini. Diğerlerini aldım. Örgümü bitirdim. Ben şimdi atkımızın bitim yerine püsküllerini yapacağım için bunu kullanmak istiyorum. Bunu da şöyle içerisinden geçirip uzatacağım. Yapacağım. Püsküllerden bir tanesi oldu. Peki püskülleri nasıl yapacağız? Kalan ipimiz ben daha önce ayarlamıştım bakın burada püsküllerim için kestim. Şöyle 4 ilmek kesiyoruz. 4 ilmeğin bittiği yerde kesiyorum. Bu uzunluk yeterli. Siz daha uzun yapmak isterseniz daha fazla ilmek kesersiniz. Böyle kestiğimiz iplerden 11 tane keseceğiz. Ben hazırlamıştım. Bakın burada benimkiler. Hemen aralarını açıyorum. iplerimizi dikkatli keselim. Bakın böyle ortadan alıp yukarı doğru tam ortadan kaldırıp kesiyorum. Yoksa ilmeklerimizi keseriz. Makasla kestiğimizde istediğimiz sonucu elde edemez keseriz diye endişe ediyorsanız ilmeklerimizi kopartarak da açabiliriz. Bir deneyelim bakalım. Evet. biraz güç uygulamamız gerekiyor. Şimdi püsküllerimizi takmaya başlayabiliriz. Püskülleri tersten takıyoruz. Elim alıyorum, şöyle ikiye katlıyorum. Bakın burası bizim örgümüzün tersi. Hemen şöyle takıyorum. Şu araya takacağım ama. Kapama yaptığımız örgünün arasından çıkardım. Şöyle iki ucu tutuyorum. Burada küçük bir yuvarlak oluştu. O yuvarlağın içerisinden bu iki ipimi alıyorum. Yukarı çekiyorum. Sıkıştırıyorum. Şimdi tekrar yapalım. Görüntü böyle olacak. Düz görüntümüz bu. Arkadan yaptığımızda böyle olacak. Şu köşeden de başlayalım. Köşeyi unutmuşuz. Hemen bir tane köşeye tutturuyorum. Ne yaptık? Aşağıdan yukarıya geçirdim. Taktığım yeri şuradan göstereyim size. Bakın şöyle. İlmeklerimizin üstteki boşluklarından püsküllerimi tutturuyorum. Yukarıya böyle bir halka oluşuyor. Hemen diğer iki ucu tutup bu halkanın içerisinden yukarıya alıyorum. Hafif çekip sıkıştırıyorum. Bir tane daha yapalım mı? Birlikte yapalım. Tığ yardımıyla da yapabilirsiniz. Kalın uçlu bir tığla çekip sıkıştırabilirsiniz. Evet arkadaşlar püskülleri taktık. Atkı yapımını da tamamen bitirdik. Böylece bir videonun daha sonuna geldik. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Kanalıma abone olarak da yeni videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Yeni videolarda yeni projelerde tekrar görüşmek üzere şimdilik hoşçakalın.